Dünyada hani bazen bir analoji diye kullanıyoruz. Öldüğümüzde hayatımız küçük bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçer hikayesi. Gözümüzün önünden geçen hikayede hiç araba aldıydım, sattıydım, şurada şunu yaptıydım hikayesi yok. Gözümüzün önünden geçen hikayede sevdiklerin beni anladı galiba. Hadi lan ben bunu anladım. Duygusunun oluştuğu anlar var. Sevme, sevilme, birbirini anlama halini kendisi. Sohbette bir öncekinin alt basamağı olarak onu söylemek istiyorum. Anladım, anlaşıldım ilişkisinin çok üretken olduğu, yani hani masadan kalktığında tatminli bir kalkma yaşadığın, tatminli, doygun bir duygu yaşadığın şey. Ben en çok o lezzeti aldım. Yani masada hiçbir aşamada, yani teknik bir bilgi toplayıcısı zaten olamıyoruz. Hani sepetime, evrimle alakalı bu bakış açısı güzelmiş, aldım koydum falan. Yani öyle aklımızda tutabildiğimiz bir matematik yok. Ama şu var, aa bir şey dedi anladım. Ya da aa ben bir şey anlatmaya çalıştım, anladı beni. İşte bu gerçekten ekliyor. Özgüven ekliyor, hayatta kendini mutlu olma hissi ekliyor, dayanıklılık ekliyor yaşama karşı. Yani o strese karşı, hayatın hengamesine karşı seni çok daha dayanıklı, çok daha tutarlı, Yani çok bir daha kırılmaz bir hale getiriyor. davranışsal bir dönüşüm yaratıyor aslında. Bak daha bugün sabah buraya gelmeden önce arkadaşlarla bir konuda toplantı yaptık bizim eğitimlerle ilgili. Kaçıncı bölümde hatırlamıyorum. Mustafa'dan aldığım bir şeyi direkt toplantıda sattım. Çok işime yaradı. Yani bir yaklaşım tarzıydı aslında. O yaklaşım tarzını aldığım için benim orada davranışımı değiştirdi ve benim işimi kolaylaştırdı. Ve o bakış açısı yani önce sorunu kendinizden başlayarak, sorumluluk alarak çözmek bakış açısı. Hani bunu herkes söyler ama yeterince konuştuğunuzda sizde bir davranış dönüşümü olarak ortaya çıktığında çok daha işe yarar bir şey oluyor. Çok daha gerçek bir bilgi oluyor. Belki de bir sonraki ayar olarak bir dönüşmek falan gibi bir şey. Orayı daha sevmedim, tam tınlamadı ama bunun sizi dönüştürmesi gerekiyor. Sohbetin iki insanın aynı kalmasına izin vermemesi lazım. Benim gördüğüm o. Ben çünkü daha önce de sohbet ortamlarında bulundum. Ne zaman çıksam irili ufaklı başka bir insandım yani. Ve bize de herhalde her seferinde oluyor. Çünkü seyirlik işler stüdyosundan genellikle çekim bitip çıkarken bana Mustafa genellikle 5-6 tane soru yorum da çektirmiş oluyor. Böyle artık çenem esnemiş oluyor konuşmaktan falan ama kapının önünde daha muhabbet bir türlü bitmiyor yani. Bir türlü o git giderken şu şöyle miydi, böyle miydi? Devam eden bir hikayenin bir parçası o sizin ekranda izlediğiniz şey. O yüzden de dönüştürücü bir deneyim. Dönüştürmenin altını bir şeyle çizmek istiyorum. 20-25'li yaşlarda, 30'larına kadar hayatta dönüşmek kolay. Çünkü sağlam challenge'lar var. Ağırlıklı da işte duygusal hayatımız, evleneceğiz, çocuk mu bilmem ne tutunacağız. 30'larının başlangıcından 40'ına kadar yine iyi bir dönüşmeye müsait challenge var karşılaştığın. O da iş hayatı. Bunu yapacağım, bunu mu yapmalıyım, onu mu dönüştürmeliyim, bilmem ne yapayım falan. Fark ediyorsunuzdur. 35'inden sonra masaya oturduğunuz insanların çok ciddi bir bölümüyle hatıra konuşmaya başlıyorsun. Şimdi hatıra konuşmanın mantığını bilirim. Bazı insanlar yılda bir araya gelir. Lan lisede ne eğlendiydik, üniversitede ne eğlendiydik, bak işi kurarken ne eğlendirdiydik. Aynı hatırayı birbirine satarak aynı alanın içerisinde geçirilir. Ama haftada bir araya geldiğin adamla, 10 günde bir araya geldiğin adamla hatıra satarak var olmak mümkün değil. Şimdi yeni heyecan üretmen lazım. Ama şimdi yeni heyecan üretmenin matematiğinde de sıkışık nokta şu. Yani kolay yöntemleri tükettik. Hani hayatını ya aşkla, sevgiyle alakalı sorgulayacağın sorular 20'li yaşlarda bitirdin, artık orada bir yaşam tecrübesi var. İşle parayla ilgili çelişkilerin hiçbirinin artık eskisi kadar önemli olmadığını biliyorsun. Çünkü paranın artık yapısal değerinin o kadar değerli olmadığını biliyorsun. Yeni tehdit, o dönüşmeyi etkileyecek olan tehdit için gerekli dönüşmek. Yani onun zeminini oluşturmak için gerekli. Öyle olduğunda masadan gerçekten yeni bir bilgi öğrenip, yeni bir farkındalık öğrenip, dönüşmeye müsait bir zihin tutarsan yapılandırdığın, hala merak edip, bu arada en öğrendiğim kritik köşe başlarından bir tanesi, böylece temaşa edip gidebildiğin bir hayat kurabiliyorsun. Bu mesela tam bariz 360 derece Sinan Canan'dan öğrendiğim bir bakış açısıdır. Şeyden. Ama temaşa da havalı ya. Değil mi? Gerçekten, güzel. Evet. Dövme yaptıracak olsam temaşa diye şöyle bir şey. Şeydi. Yani o gülümseyerek, bak Seda da burada, Seda'ya da söylüyorum. Yani tatlı bir stand-up tadında hayatı yaşamanın mümkün olduğunu fark etme hali. Evet.
Ya ben de Mustafa'dan bunun yöntemini çalıyorum. Benim niyetim bu, nasılını bilmiyorum. O niyeti sevdi, onda yöntem var. Beraber pişirip ortaya bir şey koymaya çalışıyoruz. Ama hiçbir şekilde projelendirilmiş değil, tekrar söyleyeyim. Şimdi düşündüm. Ben hayatımda hiçbir şeyi 5 yıl yapmadım. Bunun dışında. 5 yıl sürekli yaptım. Yani nefes almak, yemek yemek dışında. 5 yıl ve daha uzun süre yaptığım hiçbir şey yok hayatımda. Ben 5 yıl hiçbir üniversitede bile çalışmadım. Mesela Üsküdar Üniversitesi'nde ritüel olarak bir 7 sene falan çalıştım ama arada pandemi olmasa hayatta tutamazdınız beni orada. Pandemi gibi de bir heyecan geldi böyle uzakta ay falan filan yaparken. Son 2-3 senesi öyle geçti zaten. Dolayısıyla bu kadar uzun süre benim gibi ayran gönüllü, işte maymun iştahlı, enegram tip 7, hem de 7'ye 6 Allah muhafaza. Bir adam, bilenler biliyor bak böyle bir kikirdeme oldu. Bir adam, Koç burcu. Double koç bu arada. Yüksel. Bu arada... Koça koç. Tabii Mustafa şahittir. Doğum saatimi yanlış biliyormuşum ben. Babam vefat edince onun şeyinden bizim Gata'da doğduğum için adamlar dakika dakika tutmuşlar şeyi. Asker diye o zaman Gata. Bir baktım 5.30 sandım 5.45'miş doğum saati. Sonra bir baktık anam benim 40-50 senelik yükselen burç değişti. Ama o artık her şeyi açıklıyor. Yeni bahanem var. Çok fazla oradan buraya zıplayan, yerinde duramayan, çocukluğundan itibaren bir adam bir işi nasıl 5 yıl yapıyor benim hayatımdaki en büyük ders bu. Ne Mustafa'nın ne benim marifetim. Bu sohbetin marifeti. Bu ortaya koyduğunuz değerin peşinde olduğunuz şeyin ne kadar büyük olduğu ile ilgili. Dolayısıyla neyin sohbetini yapacağız? Başta da bilmiyordum. Bugün buraya gelirken de bilmiyordum. Bundan sonra ne kadar devam eder bilmem. Orada da ne yapacağımızı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Ben bu adamı merak etmeye devam edeceğim. Çünkü o hayatı merak etmeye devam ediyor. Onun devşirdiklerinden ben istifade ederken ben de ne biriktiriyorsam oraya getireceğim. Bir de Allah'tan kamera YouTube icadı olmuş. Koyuyoruz. İşte bundan da bir istifade gibi inşallah bir şeyler çıkıyordur diye düşünüyoruz. Şu anda fark ettim bunu. Hayatımın en istikrarlı işi. Onu öğrendiğimden öte anladım yapı olarak. Yani bu hani 2018 yılına baktığında bir şey üretme ya da yapmayı o elle yapılan, inşa eden, hep kafa öyle oluşuyordu. O değer üretebilme, bilgiyle bir değer üretme, o değerin ekonomiye, statüye, yaşamdaki duruşa net bir karşılığı olduğunu ve sistemin aslında böyle çalıştığını fark etme. Boşuna çabalıyormuşuz. Sen yeterince değer üretince, yani doğru, mantıklı, anlamlı, düzgün bir değeri üretiyorsan, ürettiğin değer deli gibi yapılandırıyor seni. Hani ona uygun adamla karşılaşıyorsun. Ona uygun bakış açısını görüyorsun. Ona uygun yürüyorsun. Bunun da özellikle altını çizmek. Yani buradan ne kaldı cebimde? Hani geçtiğimiz 5 yılı değerlendirdiğimde bu mesela aklımda kalan önemli başlıklardan bir tanesi. Değerin ne olduğunu anlamak. Yani iyi ki yapmışız değil mi ya? Sen bakınca. Güzel mi? Bu arada biz gelmeden önce 2 gün evvel bu da bizim YouTube kanalının diğer bir önemli ismi Ali Koç. Fakir olanı yalnız. Eğitimci olanı. Eğitimci Ali Koç. Daha fakir tabii öbürünün yanında. Dedi ki abi bak dedi ben 5 senede çok şey öğrendim. Sizin unutamadığım bölümler var. Sorsanız da dedi sosyal medyada. Akşam yemek yiyorduk beraber. Bugün hemen alelacele Atıl'a söyledik. Atıl sağ olsun bir post koydu görmüşsünüzdür. Bize 40-50 tane mail gelmiş hemen daha 24 saat geçmeden. En çok aklınızda kalan bölümler ne diye. Yani tahmin edeceğim üzere, yani tahmin ettiğim üzere daha evvel hemen söyleyeyim size. Nerede? Yok söyleyemiyorum. En şampiyon hemen hemen yani 20 küsüründe bu da geçer yahu bölümü niyeyse sıkıntı çok herhalde çok akılda kalmış. En fazla bu. Konfor çürütür ve şikayet etme bölümleri şey. İki ayrı bölümde konuşmuştuk ama onlar başa baş. Ve tabii ki insanın fabrika ayarları üzerine konuştuğumuz kısımlar çok fazla akılda kalan. Sizin de, aklınızda kalan, gönlünüze düşen, itiraz ettiğiniz bir şeyler varsa da burada duyalım diye. Bir tane daha bölüm var. O da mesela sık gelenlerden bir tanesi. Hani yaşam ikizin vapurda yanına otursa onu tanıyabilir misin? Biz ne zaman açmış konuşsak zaten unutulmaz oluyor. Onu söyleyeyim yani. Evde işe yarıyor mu bilmiyorum ama. Evet buyurun efendim. Var mı? Burada bir arkadaşımız var. Şuraya mikrofon alabiliriz. Merhaba. İsminizi alabilir miyiz? İsmim Zübeyde, İzmir'den geldim. İzmir'den geldim. Evet.
Vallahi hoş geldin. Ben yoldayken Temaşa kanalına mesaj geldi. Çok sevindim, çok şanslıyım. Eyvallah. Beşinci yıla denk gelmek ve buraya denk gelmek çok keyifliydi. Harika. Ve en çok sohbet ettiğim 18 yıllık arkadaşımı da kolumdan süreye süreye buraya getirdim. Siz anlatırken şunu fark ettim. Biz arkadaşımla hiç hatıra ve geçmiş konuşmuyoruz. Hiç geçmiş fotoğraflara bakmıyoruz. Çünkü o kadar çok şey öğreniyoruz ki birbirimizden. Gerçekten sohbet ediyoruz. Gerçekten birbirimize bir şeyler katıyoruz. Bu tür dostluklar çok kıymetli. Ben aynı zamanda yaşam koçuyum. Dinlemeyi unuttuğumuz için bize ihtiyaç var. Artık dostluklar olmadığı için. İnsanlar birilerine gidip kendini anlamaların, anlaşılmayı bekliyorlar. Ben fark ettiğiniz üzere zaten biraz önce uydurduğum 4-5 ayardan ikisini en az koçluktan çaldım. Kesinlikle. Baştan söylediğiniz ben de onları koçluk eğitimde öğrenmiştim bu arada. Ama yani aklın yolu bir sonuçta. Kesinlikle. Yani ben koçluk eğitimleri alırken de, sizleri dinlerken de Mustafa Hocam şu anda ne düşünüyor bilmiyorum ama dini inancımızla da, ayetlerle de, hadislerle de o kadar çok bizimle özdeş ki aldığımız eğitimlerde bize öğretilenler ve sizlerin anlattıklarınız bilinçaltımızla ilgili bize kodlanmış şeyler ve ne için yaşıyorum sorusu çok kıymetli gerçekten. Yani neden onu çok izlenme rekoru kırmıştır? Hap bilgilere ihtiyacımız var. Bize birisi bir şey söylesin. Biz hemen iyileşelim ve birisi biz sorumluluk almadan bize akıl versin. Biz onu yapalım, sen dediğin için böyle olsun diyoruz. Ama bizim ekip pek öyle değil gibi. Yok ya. Sizde çünkü değil. Bizde zaten hap bulmaya kalksan ya samanlıkta iğne aramak gibi. Lay lay lan bir sürü muhabbetin arasında. Hani biraz başlığa çektiğimiz bir şey belki işe yarıyor gibi gözüküyor ama. Mesela ben aslında siz hazır buraya kadar gelmişken şeyi sormak istiyorum. Hakikaten iki tane adam 5 yıldır konuşuyor da siz niye izliyorsunuz? Çok şeyi duyuyoruz yani yazıyorlar. Masadaki 3. kişi gibiyiz falan. Demek ki öyle bir hava oluşmuş ama başka bir dert varsa onu da bilelim yani. Bir kere samimiyet var hocam. Yani orada biz gerçekten kendimizi kendi adıma söyleyeyim. Orada hissediyorum. Ve hani nasılı sorarsanız cevap gelir ya. Biz ben kendim nasıl diye soruyorsam siz cevabını veriyorsunuz zaten sohbet arasında. Sanırım onun için çok izleniyor. Tamam, bak öyle çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık tekrar. Zübeyde. Buyurunuz. Merhabalar. Ben Mehtap. Ben mühendisim. Biraz teknik çalışan bir insanım. O sohbetlerinizi niye sevdiğimi ben de düşündüm ama şimdi siz onun cevabını biraz önce verdiniz dediniz ya egoyu bir kenara bırakıyoruz. Anladığım kadarıyla otantik benliğe yani o kendinle temasa kapı açıyorsunuz. Siz kendiniz bunu yapıyorsunuz önce otantik benliğinizle orada oluyorsunuz. Öyle olunca bu başkasına da örnek oluyor kendiyle temasa edebilmek için. Bak bu iyiydi. Evet. Ben teşekkür burada ederim. Bunu gördüm. Bu çok güzel bir iltifat bu arada. Yani evet. Bunu gerçekten sadece birebir sohbette değil yani kamera önünde de yapabiliyor olduğumuzu düşünmeniz beni vallahi bahtiyar etti. İnşallah becerebiliyoruz. Ya yani insan sorununu da o zaman daha kolay çözüyor. Buluşunu da daha kolay yapıyor. Ya da sanat eserini de daha kolay çıkarıyor. Zaten çok sanatçılar doğru. Ve dahiler sanırım otantik benliğiyle. Zaten bunlar başka türlü çıkmıyor. Şimdi problem. Ama işte siz zoru başarıyorsunuz. Gerçekten. Sağ olun valla güzel bakışınız için inşallah daha da layık olmaya çalışalım. İnşallah biz de sizi hep izleyebileceğiz. Sağ olun ayaklarınıza sağlık. Selin ben. Sizi dinlerken hissettiğim şey şu, bilgiye o kadar fazla ulaşıyoruz ki artık her yerde var. Yani elimize attığımız her şeyde. Fakat siz öyle anlatıyorsunuz ki, ben bir anlatıcıyım ve karşıdakini dinlemek için dikkate tutmak oldukça zor. Öyle bir anlatıyorsunuz ki anlattıklarınız limbik sisteme dokunuyor. Duyguya dokunduğu için de biz hem sizde kalıyoruz hem dinlediğimizi anlayabiliyoruz, bize geçiyor, bize geçiriyorsunuz. Hem de gerçekten iyi hissediyoruz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Sağ ol, çok güzel bir yorum. Bu arada çok katılıyorum gerçekten. Evet. Hani arkasından dedikodusunu da öyle yapıyorum yani. Bence bilimin şairi diye.
Yani beraber abi. Ben tek başıma nasıl? Yani buradaki senin anlatı yetkinliğin o kadar denk değiliz hocam şeyle alakalı. Başka konularda olur da senin anlatı yetkinliğin. Ama şeye katılıyorum. Yani biz zaten bunun da kendi stratejimizi yaparken önemli bir parçası, yani açık beyin ne yapacak diye konuşurken TABAŞ'larda bilginin her yerde olduğu bir yerde bir eğitim firması ya da platformu ne yapar? Bunu çok konuştuk. Dediğiniz gibi bilgi her yerde varsa İnsanın esas ihtiyacı artık bilgi değil, bağlam. Yani ben bu bilgiyi ne çerçevede anlamalıyım? Buna nasıl bakmalıyım? Biz kendi aslında bakış açımızı paylaşıyoruz ama galiba ortak bakış açısına sahip olduğumuz insanlarla da böyle enteresan bir frekans yakalamaya vesile oluyor. Bağlam çok büyük bir ihtiyaç gerçekten. Benim zaten uzunca bir süredir en büyük uğraşım gece gündüz. Yani ben bunu nasıl bir bağlam içinde anlatayım? Yani ben bir şey öğrendim ama millet bunu niye dinlesin yani? Ne bağlamda işte ne yarar dediğim zaman artık bir de alışkanlık oldu. Başka bir şey çıkarıyorsunuz ona. Sağ olun. Çok teşekkürler. Benim hocam. İsim neydi? Fatih. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İki hocam size de minnettarım. 5 yıl boyunca bize gerçekten çok güzel bir yolculuk hediye ettiniz. Estağfurullah. Benim sorum şu olacak. Yani o kadar uğraşıyorum, hani felsefe kitapları okuyorum, edebiyat, sizleri dinliyorum. Birçok hani daha böyle bu konuda yetkin kişileri dinliyorum. Ama maalesef hani toplumumuzda ki çoğu yani diğer insanlar bu seviyede olmadığı için, yani bu bilinç seviyesine gelemediği için bunları görünce motivasyonum dağılıyor ve o yani çizgiden çıkıyorum hocam. Dışarıda özellikle ve bunu hiç istemiyorum aslında ama beyefendi bunu çizgimden beni çıkarıyorlar. Yani beynim bunu otomatikman yapıyor gibi. Bu neden oluyor hocam? Yani neden o çizgiyi ben koruyamıyorum? Diğer insanları gördükçe, onların saçma sapan şeylerine maruz kaldıkça. Yani niye onları o kadar takıyor ki sen? Hocam yani takmamak elde değil. Çünkü her tarafta karşımızdalar. Hani ben bir tek şey söyleyeceğim. Tabii. O insanlar var biliyorum ama onları şu anda sen buraya getirdin. Ben mi? Getirme. Sal gitsin. Allah yarattıysa vardır bir bildiği. Haklısın. Bak biz burada korunaklı alanı kurduk, takılıyoruz. Buna bakalım yani bence. Bak ben Mustafa ile beraberken bana ne? Kim hakem dövmüş, ne yapmış umurumda değil yani. Benim de kullandığım küçük bir turnusol kağıdı var bu konuyla alakalı. Kötü bir şeye denk geliyorsan korku vardır zemininde. Korku, kaygı ya da endişe vardır. Doğru. Yani o korkuyu iyileştirecek bir şey yapabiliyorsak yaparız. Yapamıyorsak da yapacak bir şey yok. Kendi yani o korkudan uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Gerçekten kötülükle korkunun birbirleriyle kopmaz bir bağı var gibi görünüyor. Biz korktukça, kaygılandıkça, korkumuz ve kaygımızı denetleyemediğimizde kötüleşiyoruz. Önce bunu tabii şikayet ederek başlıyoruz, sonra işte çirkinleşiyor konunun kendisi. O yüzden yani hani bravo, yani o şikayet konusundan da uzaklaşacak şekilde. Orada kötü bir şey görüyorsan onun içinde bir korku var. Ya o korkuyu orada bir şey yapamıyorsan orada bırakırsın. Bir şey yapabiliyorsan da o korkuyu iyileştirmek gerekiyor. Kolay bir şey değil tabii yani bu arada hani böyle bahsederken. Ama bu bir yöntem bakarken benim olduğum tarafta. Yani örnek olabilmek, mesela şu anda bizim yapabildiğimiz bu. İşte ben medyada çok gezen biri olarak, işte Mustafa devamlı kendi alanında bayağı kalburüstü işler yapmış birisi olarak, biz ekranda görünebilme imkanı yaratabildiğimiz için buradan bir örneklik yapmaya çalışıyoruz ama bunun birey düzeyindeki etkisinin çok kısıtlı olduğunu da biliyoruz. Evet. Ama birebir gerçek hayatımızda yapabildiğimiz örneklikler mikro dünyamızı çok hızlı değiştiren şeyler. O yüzden o insanlar orada hep var. İyi ki de varlar. Yoksa bizim bunun kıymeti bilinmezdi yani. O, anlayamazdık onun kıymetini. İnsan zihni relatif çalışır biliyorsunuz. Yani kıyaslar. Dolayısıyla onlar varlığına devam etsin. Ama biz o gemiden birilerini kurtarmak istiyorsak bunu kızarak yapamayız. Yani eğitimin, ilim irfanın yolu zaten önce önder olmaktır. Yani önce biz yapacağız. Bence hiç çizginizden çıkmayın. Çizgi güzel. Hocam yani. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ünal Yılmaz. Ünal Bey hoş geldiniz. Mütekayit Muallim Efendi. Öncelikle ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hayatımın virajların çok sertinde Sinan Canan'ın videolarına karşılaştım. Ve her sabah yürüyüşte kulağımda Sinan Canan var. Ben buna bayılıyorum ya. Şimdi önce bu şeyi bir iltifatı yapalım hocam. Bununla kilo veriyorum ben siz yürürken. Ve çok virajlarda
bu söylemlerle, modda cümleleriyle konfor hayatı çürütür. Bu da geçer yahu. Bu cümlelerle atlattım Allah'a şükür. Çok şükür. Beni merak ettiğim diğer bir konu var. Böyle çekim yaparken ya bu olmadı abi, bu sohbet olmadı, bunu yayınlamayalım dediğiniz oldu mu? Birçok. Bir tane yok mu? Sanki bir şey öyle bir konuştuk çıkışta ama yayınladık galiba onu da. Konuyu hatırlamıyorum. Dedik çok gevşek oldu falan diye bir şey konuştuk. Ya en son 3-5 video Can Canan öncesinde konuyu tam tamamlamamışız. Onu bile yayınladık. Şeydi. Yani sansürümüz yok değil mi? Yok, sansürümüz yok. Yok şeyde. Peki. Çünkü şey değil, yani ürün yapmaya çalışmıyoruz. Aslında baştan beri anlattığımız o. Hani bu bir üründür arkadaşlar diye sattığımız bir şey değil bu. Bu hep beraber yürüyoruz, biz yürüyoruz kayıt altında, sizle beraber yürüyoruz. Birçok yorumu seni de çok ciddiye aldığını biliyorum. Hani altta gelen, yani sizle beraber de yürüyoruz. Ne düşünülmüş, ne söylenmiş, ne yapılmış. O temaşa sürecinde olduğumuz için şey gibi bir şey değil bu. Bu istediğimiz gibi olmadı. Yani bu çok show business olmadı. Gel bunu bir de böyle bir ele alalım falan. Hiç işte bir şey herhalde yok. Şu egoyu koymayı biraz becerebildiysek performans kaygısı da onunla beraber otomatik gidiyor zaten. Dolayısıyla bizim bütün performanslar full performans yani. Hiç. Kızdığınız oldu mu birbirimizle? Böyle ya çok konuşuyoruz. Onu dışarıda konuşalım. Birbirimize kızdığımız mı, dışarıda kızdığımız mı? Birbirimize kızdı. Ya çok konuştun. Bir de ben konuşayım. Ha, hani sohbetlerde bu olur. Konuşmayla alakalı hiç olmadı. Ben de hala yani Sinan'ın anlatılarının çok önemli bir kısmı bende hala net hayranlık duygusu oluşturuyor. Hiç onunla alakalı bir şey yok. 4 ya da 5 bölüm, onu dürüstçe söyleyeyim. Mustafa'nın açılış konuşmalarını dinlerken konuyu unuttum. Çünkü Mustafa da orada geniş alıyor virajı. Diğerde muhtemelen her şey bir gaz bulutuydu. Yani orada sonra yalnız o bölümlere bakınca fark ediyorum. Mustafa'nın cebinde birkaç konu var diye başladı. Ha bunu konuşalım diye seçtiğimiz konudan başka bir şey konuşmuşuz o bölümde. Kendi virajı alırken bayağı bir karşı dağın arkasından almış. Bir tek o oluyor. Onun dışında mesela Mustafa da benim muhtemelen zihnimin çalışmasına bir aşinalık geliştirdiği için topun nereye gideceğini biliyor. İşte o yüzden önce Can, onu bir format şakası diye başladık ama artık öyle oldu. Altlığı yapıyor, ben üzerine bir şey söylüyorum, o bir şey diyor, bir şey diyor. Tamamen orijinal bir pasta çıkıyor yani. Bu mutfaktaki malzemeden yemek yapma eğlencesi gibi. O yüzden hiç pişmanlığım da yok. Mesela 5 yıl, binlerce saat harcadık bu işe. Yemin ediyorum hiç pişmanlığım yok. Yani hiç kızdığımı hatırlamıyorum. Ya bir de adamla akşam gündüz yemeğe içmeye gidiyoruz, bilmem oturuyoruz, konuşuyoruz saatlerce, artısı var yani. Orada tüketemediğimiz bir hikaye olduğu için çok mutluyum. Allah tükettirmesin, ne güzel işte. İyi ki varsınız. Ben ikinize çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hocam ben sizi bu arada ikiniz... İsim neydi? Semanur. Semanur hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Gerçekten çok heyecanlıyım sizi burada gördüğüm için. Hiç heyecanlanma. Biz daha beter durumdayız. Öncelikle ben normalde hatta şu anda benim kulüp etkinliğim var. Ben kulüp başkanıyım ama sizin için ilk kez bir etkinliğime geç kalacağım. Zihnimin kirlenmesine ve genelde böyle hani sevmediğim insanları dinlemeyi hiç sevmem. Size çok çok değer veriyorum gerçekten. Yani sizi dinlemekten çok keyif alıyorum ama normalde böyle dinlemeye alışık değilim. Çünkü sıkıcı işlerimi keyiflendirmek için kullanıyorum genellikle. İşte bulaşık yıkarken, yolculuk yaparken falan çok çok efektif oluyor. Yani size özellikle bir bölümünüzü hiç seçemem o yüzden. Benim için hepsi çok özel ve farklı bir insan olmama neden oluyorlar. Böyle bazen durup dedikleriniz elimdekini bırakıp böyle düşünüyorum. Sonra gidiyorum bir yere not ediyorum onun hakkında biraz daha düşünebilmek için fırsatım olsun diye. O yüzden çok teşekkür ederim. Biz sana çok teşekkür ederiz. Tabii bir ara kitap yapalım dedik buna. Olmuyor. Yani bu şu anda 5 yıldır Mustafa ile yaptığımız, bana sorarsanız bir müktesebat, bir yayın. Ve bunun formatı video. Zaten biz kitap yapalım derken yapay zeka ile şimdi YouTube'da şey çıktı diyorsunuz. Transkripti ver diyorsun, komple sana ne konuşulduysa indiriyor. Artık ona da gerek kalmadı. Birilerine deşifre ettiriyor ama isteyen basılı olarak da bakabilir ama tavsiye etmem. Orada tuhaflıklarımızın hiçbiri gözükmüyor yani. El, ayak, göz, kaş falan yok orada. O yüzden yazılı değil ama sözlü ve görüntülü olarak yazılmış bir kitap gibi bakıyorum ben buna. Bu arada
yazımı devam ediyor. Yazımı devam eden bir kitap gibi, evet. Bendeki gibi süper. Doktor Fırat, buyurunuz efendim. Merhaba hocam. Merhaba. Fırat Yanar Alben. Hocam, az önce bahsettiniz ya, hani kurarken şu düşünce geçmiş aklınızdan. Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde bir eğitim platformu ne yapar diye. Ben sizin yine üniversitemizde olan bir önceki oturumunuza da katılmıştım. Orada bir konuşma geçmişti. Geleceğe dair konuştuğumuzda artık değer, nasıl diyeyim, önemli olan şey artık bilgiye sahip olmak değil, bilgelik halinde olmak demiştiniz. Ben mesela hepimizin etrafında bir şeyin doğrusunun ne olduğunu, nasıl yapmamız gerektiğini söyleyen binlerce insan var. Bu tarz insanlara ulaşmak çok kolay oluyor ama hepsini bu şekilde o bilgelik haline yansıtamayabiliyor. Hani insanların sizi dinlerken en azından kendi adıma şunu söyleyebilirim ki anlattığınız şeylerin bilimsel tarafına, biyolojik tarafına ulaşmak, hani internetten okuyabiliriz, yapabiliriz, edebiliriz ama siz anlatırken o bilgelik hali, artık doğru kelime bununla ilgili aura mıdır yoksa nedir, hani onu... Bir karizmamız var şimdi. Sizin için. Öyle vallahi hocam. Ama o bilgelik halini çok taşıdığınızı düşünüyorum. O zaman da hatta bir soru soracaktım. Size özel olarak sormuştum da sonra içeride sorun demiştim. Sonra zamandan ötürü şey yapamamıştık. Aklıma takılmıştı hocam. Bilgiye sahip olma haliyle bilgelik hali arasındaki farkı sistem olarak nasıl açıklarsınız? Oh yeah. Kapıları kapatın. Daha evvel bunu bir Can Canan konusu yaptık. Çok özetle benim aklımda kaldığı kadarıyla. Çünkü tamamen orada uydurmuştum. Sonra da kitaplardan birine yazdım. Hangisi? İmada var galiba. Var değil mi? Bak var. Editörler evet var diyor. Nereye yazdım bile unutuyorum, halime bak. Veri, yani şu anda konuştuğumuz her kelime, gelen her ses, gördüğümüz her görüntü veri. Veri bir ortama kaydolduğunda biz buna malumat diyoruz bizim. O bir yere kaydedilmiş. Bir zihne girerse oradan malumat. Malumat daha sonra kümelenmeye başladı. Biz buna bilgi diyoruz. Şuranın başkenti şudur. Böyle bir cümle, bir bilgi bu. Kümelenmiş verilerden oluşuyor. Daha sonra bu bilgiler bir araya gelmeye başlarsa biraz içgörü diyebileceğimiz bir şey oluyor. Şu şöyleyse bu böyledir, öyleyse de böyledir falan gibi. Biz aslında biraz içgörü üretimiyle uğraşıyoruz. Ama bunu yaparken kaçınılmaz olarak bilginin doğasında şöyle bir şey var. Böyle midyeler gibi, onlar yapışmayı seviyorlar. Birbirine uygun bilgi yapışıyor. Daha doğrusu bilginin kendisi yapışmıyor. Akıl onları yapıştırıyor. Ve yeterince içgörü ağları oluşturduğunuzda bunlar karmaşık bir ağ oluşumu geliştirerek daha önce fark etmediğiniz şeyleri fark etmenizi sağlıyor. İşte muhtemelen bilgelik ya da hikmet dediğimiz basamak buradan sonra ortaya çıkmaya başlıyor. Bir konuda, ne konu olursa olsun, yeterince zaman ve zihinsel enerji yatırırsanız bir süre sonra insan zihni bunun üretici gibi çalışıyor. Mesela ya ben senelerdir beyin, biyoloji, dalak, böbrek, aşk, meşk bir sürü bir şey anlatıyorum ama kafamda öyle bir şey var ki diyorlar ki hocam sen nasıl böyle konuştun? Abi ben 15 senedir bunu yapıyorum. Yani birisi play düğmesine bastım, beni susturmak mümkün değil. Çünkü ve çoğu zaman itiraf ediyorum size, muhtemelen Mustafa'ya da olmaya başlamıştır. Videolarımı izleyip not aldığım oluyor. İyi anlatmışım lan diye. Çünkü hatırlamıyorum o şeyi anlattım. Ben öyle bir şey bilmiyorum normalde. Anlattığınızda o zuhur eden bilgi, bence o bilgelik dediğiniz şeyin sinyalleri. Ben estağfurullah, ben de bilgelik çok uzak. Çünkü bilgelik daha global bir şey. Yaşama yansıyan bir şey. Beni yemek yerken görün, bilgi olmadığımı anlarsınız. Bilgelik konuşurken ve tüketirken belli olur benim açımdan. Ama burada bir şey diyeceğim parantez içerisinde. Bilgeliğin iki tarafı var. O zaten bence kimlik olarak bilge olmayı, statüsünü sormadı. Tabii ki. Kalben yöntem. Bilge olmayı evet. Sordu. Evet. Bir şeydi. Yani bu da beynin, sistemin teşne olduğu bir şey. Yeterince niyet ederseniz sizin mühendisliğini yapabileceğiniz bir şey değil. Benim gibi adamdan bile bilge sözler sadırılıyorsa sistem bu tümleşik olarak var zaten. Ben sadece şanslı bir insandım. Yeterince zaman ayırma kısmet oldu bana, o kadar. Ve Bertrand Russell yıllar evvel lisede öğrenciyken bir öğretmen örnek vermişti. Demiş ki insanların çoğu hayatları boyunca hiç düşünmez. Ben haftada 1-2 saat düşünerek ünlü düşünür oldum demiş adam. Bu kadar aslında, bu iş çok basit. Sistemin ürettiği bir şey ama bugün o kadar hızlı olmamız gerekiyor ki. O kadar çok şey, bizi çarpı 2 hızla izleyen kaç kişi var? YouTube'da. Hadi. Dücan Hoca'yı ben çarpı 4 olsa çarpı 4'te dinleyeceğim. Yani o gerçekten yavaş konuşuyor ama ya bizi bile bu kadar ağzı kalabalık iki adamı bile hani çarpı 2'de çarpı 1.5'te dinleyenler olduğunu biliyorum.
vaktimiz yok bazı şeylerde odaklanmaya ama bu sistemin dönüşebilmesi zamana bağlı. Bir insanın olduğu hal ile olmak istediği hal arasındaki boyuta zaman boyutu diyoruz. Yani bizim burayı aşmak için bir zaman geçirmemiz lazım. Ya çünkü ve Gökay ışık olsun dedi her tarafı. Sohbet olsun. Ediyoruz ya. Yukarıda bu arada arkadaşlar ta Enbey'in günlerinden beri ne zaman sahneye çıksam arka planda ortalığı velveleye veren Gökay Biskevelcioğlu var. Soyadını bir daha söylemeyeceğim. Bir alkış alayım. Ekibinin eskisi. Üzerine kurduk bütün beyin hikayesini. O da şu anda gene arka planda. Sağ ol Gökay'cığım. Teşekkür ediyoruz. Evet buyurunuz. Tekrar isminizi alabilir miyim? Merhaba. Çiğdem benim ismim. Çiğdem hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Önce varlığınız için. İkinci olarak da yani ben hani dini literatürle büyümüş bir insanım. Evrim dediğimiz zaman tüylerimiz diken diken olurdu. Ve çok 35 yaşıma kadar yani sizi tanıyana kadar da hep böyleydi. Nitekim daha sonradan sizlerden öğrendiğim işte biyoloji, evrim, kültürel evrim, bilgi. Bunlar bende muhteşem bir değişime vesile oldu. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bir de en son sohbetin ayarlarında şey dediniz ya, dönüştürmesi gerekiyor. Ben mayalanma kelimesini orada tercih ediyorum sanırım. Çünkü sizden aldıklarım, yani YouTube'da dinlediğim, öğrendiğim şeyler bende bir maya etkisi yapıyor. Evet o an belki hemen bir dönüşüme sebep olmuyor ama ilerleyen zamanlarda aldığım kararlarda sizden öğrendiklerimin bende etkisini görebiliyorum. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Güzel yaklaşım oldu. Beşinci ayarda Çiğdem'den mayalanma. Bir de hocam çeşitlilik bereçettir mottosu da hayatımda çok büyük bir yer edindi. Çünkü benim gibi olmayan insanlarla ön yargılarımı kırıp kaynaşabilmeme vesile. Harikasın, çok teşekkürler. İyi ki varsınız. İşte bu. Yani bak Mustafa'yla sanıyorum hemfikir olduğumuz konulardan bir tanesi de hayat bilmekle ilgili değil yapabilmekle ilgili. Evet. Yani bunu bildiğini yapabiliyorsan yaşıyorsun. Yoksa yük taşıyorsun yani. Başka bir şey değil. Sanıyorum bu mayalanmanın peşine bir şey eklemek istiyorum. Bir şeyde. Bu gerçekten şimdi aklıma geldi ama daha evvelden konuştuk. Biz sinerji kelimesini kullanmayı seviyoruz. İki insan bir bağlantısal olarak bir araya gelince sinerji doğuyor falan. Bu işin çok Amerikancı bir bakış açısı. Aslında şöyle olduğunu düşünüyorum. Sen zannettiğin seni bir başkasının aynasında gördüğünde yeniden rekordine ediyorsun. Yeniden kuruyorsun. Mustafa bayağı tasavvufçu oldu. Aynen. Ve bu herkesle yani karşılaştığın herkesle bu en mesela derinden yaşadıklarımdan biri Seda ile de karşılıklı aynı duyguyu yaşamışımdır. Onda nasıl görünüyorumu kontrol ederken o göründüğün halin kendisi sana bir şekil veriyor ve bu şekli ya beğeniyorsun ya beğenmiyorsun varlıkta. O yüzden mesela mayalanmayla beraber doğru uyguladığım şeylerden ya da doğru hissettiğim şeylerden bir tanesi o. Burada işte ben sende kendi halini gördüğün, benim ne olduğumu algıladığım şekli, sana nasıl yansıyıp geri geldiği halle beraber bir sürü şeyi devindirip değiştirdim aslında. Aynen. Yani özünde hani bunlar şey gibi değil, bunu öğrendim, bunu bildim gibi direkt tuğlalar olmak zorunda değil. Bir sürü davranışın şeklini biçimlendiriyorsun, değiştiriyorsun. Keza o başka türlü de yansıyor karşılıklı bir şeyde. Bunu sinerjiyle tarif etmeye kalkınca çirkinleşiyor. Bu başka bir üretim biçimi bence. Kendini görmedi. Şu romantizme bağlayacağım şimdi. Merhaba hocam. Benim bir şey sormaktan ziyade paylaşmak... Ama önce isim. Ayşegül. İsmim Ayşegül. Paylaşmak istediğim bir şey var. Biz yakın zamanda Sosyoloji Kulübü olarak bir etkinlik serisine başladık. Sosyoloji Kulübü, güzel. Evet, arkadaşlarım da burada. Ve konuşanla paylaş diye bir birlikte buluşup sohbet ettiğimiz bir toplantı serisi başlattık. Geçen haftalarda da linç üzerine konuştuk. Aslında teorik olarak sosyal bilimlere henüz yeni yeni adapte olan öğrenciler olarak çok eksikliklerimizin ve yetersizliklerimizin olduğu bir ortamda herkes sohbetten çok mutlu, çok değişmiş ve çok keyifli bir şekilde ayrıldı ve bunu oturtamadık. Yani evet biz kendi aramızda bir öğrenci sohbeti gerçekleştirdik. Neden bu kadar keyif aldık bundan? Yani bu kadar niye bizi mutlu etti ve çok gerçekten hani kıkırdayarak sınıftan çıktık. Şimdi siz az önce sohbetle ilgili konuşurken bilgiye değil de bağ kurmaya ihtiyacımız var dediniz. Orada ben evet ya bu yüzden keyif almışız, bağ kurmuşuz ve gerçekten değişerek ayrılmışız ortamdan dedim. Benim için çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ ol canım. Size çok teşekkür ederim.
İnsanın fabrika ayarları üçüncü ayar değil mi? İlişki, insan ilişkisel ve o bağ kurduğun zaman da sabahlar olmasın. Bak biz 5 senedir ilmek ilmek neler attık yani. Şimdi? Merhaba. Kimde mikrofon? Merhaba kim? Ben de. Merhaba. İsmimi söylemek istemiyorum. Zaten siz öğrettiniz. En sevdiğim videonuz kendinizi gerçekleştirmek üzerine. Evet. Bu bana verilmiş bir şey. Ve şu anda devletin izin vermemesinden dolayı. Çok kabalısın ya. O zaman ben sana kısaca TX94 diyeceğim. Olur. Evet. Zaten sürekli etiketler üzerine geliyorlar ve gidiyorlar. Bir önemi yok. Doğru. Sonucunda öğrettiğiniz üzere ben bir homo sapiensim. Hepiniz gibi. Ben sizi izlerken şunu aslında hissederek izliyorum ister istemez. Ben deli olduğuma, tam ikna olduğum, ikna edildiğim noktada şimdi bununla birlikte soyutlanmam ve ancak yalnız yaşayabileceğim ve belki ömrüm sonuna kadar sadece yalnız kalacağımı düşünürken pek de yalnız olmadığımı, benim gibi dünyada birkaç tane daha delinin var olduğunu, pek de belki anormal olmadığımızı, diğerlerin belki bir tık anormal olduğunu hissetmekle beraber ayrıca öğrenirken de ne kadar cahil olduğumu, ne kadar bilmediğimi her defasında, ya eskiden çok net şey bir insandım. Haklı olmak çok umurumdaydı, doğru olmak. Şu anda en keyif aldığım şey, of çok iyi yanılmışım, iyi ki yanılmışım, ne güzel yanılmışım hissini yaşıyorum. Çünkü haklı çıksam gerçekten yaşamaya çok değecek bir hayattan bahsetmiyoruz muhtemelen. Güzel, o yüzden büyüyoruz çok... yani. Evet, çok bu teşekkür büyüme. Ederim. Çocuk devamlı haklı olmak ister, büyüdükçe senin gibi olur. İnşallah hepimiz oluruz. Harikasın bu arada, yani bunların hepsi bizim de hissettiğimiz şeyler. Ben bu adamı bulunca dedim ki demek tek değilim yani. Çok teşekkürler. Sağ ol. Benim de Twitter'ımdan yukarıda şey yazar yani. Haklı olmayı değil, bilmeyi istiyorum yazar evet. Yani. Aynen, derdimiz o. Merhabalar hocam, hoş geldiniz öncelikle. Siz de hoş geldiniz. Hem size hem ekibinize çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten burada olmak bizler için çok mutluluk. Kendime yatırım anlamında çok büyük bir değer olarak görüyorum sizleri. Sağ ol. Ben çocukluğumdan beri böyle hem okulda hem iş hayatımda sorumlu, yani sürekli yöneticilerimle, öğretmenlerimle sorumlu bir gençliğim. Daha sonra ben 3 sene önce anne oldum. Anne olunca bana bir haller oldu. Bir şeyler değişti yani. Ne değişti ben de anlamıyorum bana ama bir şeyler bir şey değişti. Oldu. Böyle kavga ederek iyi gidiyorduk ama artık kavga etmekle olmuyor. Bir nesil yetiştirmem gerekiyor. Türk Telekom'da çalıştım 8 yıl boyunca. Yapılan liyakatsizliklerden yani çok mutsuzdum. İnanılmaz mutsuzdum. Çocuk yaptım, çocuk yaptığıma pişman oldum. Yani hayatım çok rezil geçiyordu. Bir gün ayak kemiğimi çatlattım ve işe gitmeyeceğim için çok mutlu oldum. Bir hafta boyunca çocuğu kreşe gönderecektim. Kendimle uzun süredir ilk defa vakit geçirecektim. Çünkü kendimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bu yüzden mutlu olduğumu fark ettim. O bir hafta boyunca sizinle yattım, sizinle kalktım. Hep sizi izledim ve bir sonraki hafta gittim istifa ettim. Evde denemeyin, hayır. Çok havalı, çok havalı yine de. Gerçekten böyle oldu. Zaten yani bir kendi kafamda bir kendi işimi kurma süre yani çabalıyordum. Bunun için çabalıyordum. Bunun için ama beni çok kötü gazı, yani çok güzel gaza getirdiniz ve ben istifa ettim. Şu anda da birkaç ay sonra İstanbul'dan ayrılacağım. Giresun'un bir köyüne yerleşiyorum. Eşim ve çocuğum alarak. Gerçekten hayatı yaşamaya çalışıyorum. Bu cesur hamlelerden bir kısmını yapan bir arkadaşımız daha var oralarda. Evet. Yani siz sadece bize değil, bize fayda sağlayarak bizim yetiştireceğimiz nesillere de çok büyük fayda sağlıyorsunuz. Onun için. Az önce arkadaşımın dediği gibi ben yolda hep kulaklık kullanırım, hep müzik dinlerdim ama artık sadece siz. Yani harikasın yani. Çok büyük fayda sağlıyorsun. Sonu da çok yüksek doz olmaz. Hakikaten öyle hocam. Şu anda burada belki bu verdiğiniz bilgilerle küçük bir grubuz ama Türkiye'de çok 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 büyük değer sağlıyorsunuz. Size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Size sadece yani naçizane çok özür dilerim küçük bir tavsiyede bulunmak lütfen. İstiyorum. Sizin gibi insanların duyma engelliler için işaret dili kullanmanızı, videolarda işaret dili kullanmanızı çok isteriz. Gençler, bak, görüyorsun. Yani yapacağız inşallah. İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Jordan Peterson bir videosu var internette bir ara, şimdi geleceğim size, viral oldu. Konuşurken ağladığı bir video. Jordan Peterson'ı bilir misiniz? Kanadalı bir klinik psikolog. Dünyada diyor milyonlarca insan sadece tek bir cesaret verici söz duyamadıkları için onlarca yıl cehennem azabı çekip bu dünyadan pişman ölerek ayrılıyorlar. Halbuki bir tane cesaret sözü yeter. Ve bunu kimden duyduklarının çok önemi yok. Bir tane cesaret verir. Eğer söylediğiniz gibi böyle bir şeye vesile olabilirsek yırttık. Yırttık ya. Yani.
Çok önemli. Efendim buyurunuz. Merhaba, ben Atap. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Öğrencisiyim. Merhaba. Sizi özellikle takip ediyorum. Biraz ilgi alanın da gereği birbirinizi dinlerken çok dikkatli ve güzel dinlediğinizi fark ettim. İyi bir dinleyici olduğunuzu düşünüyorum Mustafa Bey ve sizin. Tam da sorun bununla alakalı olacak. Etkili ve aktif bir şekilde karşımızdakini nasıl dinleyebiliriz? Bir ara bunun eğitimini verdim. Sonra sıkıldım. Çünkü bir şeyleri algoritmaya dökmek onu sıkıcılaştırıyor. Çünkü mesela bakın biraz önce sohbetin ayarları diye bir şey anlatmaya çalıştım ya. Şimdi biz bunu Mustafa'yla bilmiyorduk buraya gelmeden önce. O yüzden yapabiliyorduk. Ama şimdi mesela bunu not alsanız, demek sohbet etmek için bir, egoyu bırak, iki, bilmem ne dedim ben, ha, bilmiyorum de, egoyu mayala, bırak, edeyim, aynala falan. Bunları yazdın, Mustafa konuşurken hangi maddeydi? Böyle olmuyor. Ama şöyle bir şey var, gerçekten biraz önce söylediğim gibi, karşıdaki insanı zübde-i alem derler ya bizim kültürde, kainatta eşi benzeri olmayan, senden bahsediyorum bu arada, kainatta eşi benzeri olmayan, bir daha aynısı asla gelmeyecek ve gelmemiş olan ve seninle kozmik bir varlık içerisinde karşılaşma itibarı sonsuzda sıfır mertebesinde olan bir kozmik buluşma olarak görebildiğin anda kurala murala gerek kalmıyor. Yani bu kişi karşıma oturduğunda, biz kaderde karşılaştırdığımızda benim buradaki görevim algıları açmak ve sistemin bana ne vereceğine bakmak. Yani onunla bana bir şey geliyor. Dolayısıyla burada, yani mesela Mustafa'nın ben de ilk anlamlandıramadığı şey oydu. Sen diyor herkesi bir tuhaf dinliyorsun diyor. Mesela bana öğrenci gelir, bu arada çok nadir normal adam gelir. Sürekli çip takılmışlar geliyor, dünyayı dört aile yönetiyor, ben onlardan birinin üvey çocuğuyum diyen geliyor. Çok enteresan böyle halüsinasyonları olan tipler de geliyor ama ben gerçekten dinlemeyi çok seviyorum. Çünkü merak ediyorum. Hepsi bana benimle ilgili bir şey anlatıyor. Deliyi gördüğümde öyle olmamak için, bilgeyi gördüğümde onun gibi olmak için bir takım bahaneler veriyor. Sadece yıllarca anlatmaya çalıştığım cümleyi tekrar edip burayı orada bırakayım. Amelleri, niyetler belirliyor. Yani niyetiniz neyse algoritmasını çıkarıyorsunuz zaten. Girişte konuştuk. Yani işte bir Türk olduğumuz için ikimiz de adım adım projelendirsek, senaryolar yazsak, 10 bölüm başına bir güncelleme yapalım, formatı değiştirelim falan gibi bir hikaye olsaydı bu iş bir sene bile sürmezdi, 3 ay bile sürmezdi hatta. Ama sadece basit bir niyetle başladığı için bugün algoritmasını neredeyse yazabilecek kadar mevzuyu deneyimlemiş hale geldik diye düşünüyorum. Biraz merak. Sistemde ve kalabalıklarla girdiğimiz ilişkilerde stratejiye ve ölçülebilir karlılığa, ölçülebilir faydaya konsantre olmamız gerekiyor. Hele de A toplumundayız bu dönemde. Fakat insan insana ilişkilerde ölçülebilir fayda matematiği üzerine ilişki tipi yok. Aslında birçok dinlemeyi bloke eden bu oluyor. O cümlenin arasında bunun bana ne faydası var dediğin andan itibaren konu kapanıyor. Yani oraya çıkar, ölçme, ne aldım, ne verdim, onu o girdi mi, bu çıktı mı hikayesiyle tanımlanacak bir durum değil orası. Ve bu dinleme hikayesi gerçekten karşıdakinin ne anlattığından çok senin pozisyonunla ilgili bir durum oluyor. Çok doğru söylüyor. En az 1000 defa, 10.000 defa masada gördüm. Ve masada çeşit çeşit insanla beraber gördüm. Hani çok Türkiye'nin en kalbur üstü gruplarından işte en öğrenciler işte ne bileyim herhangi bir şeyle alakalı masada olan. Delisi de var. Hepsinin aynı motivasyonu var. Herkese aynı motivasyon. Yani kadın erkek ayırmadan, yaş ayırmadan, tecrübe statü ayırmadan, ekonomik durum ayırmadan. Bu benim öğrendiğim bir şey, biliyorsun bunu sana çok tarif etmişimdir. Bu gıptayla baktığım bir şey. Ben farkında, ben öyle davranamıyorum. Ben zihinsel olarak farkında olmadan o çıkar dengesini tutarak ben bundan bir şey almamı kabulle bakıyorsun. Öyle olunca almıyorsun işte. Yani dinleyemiyorsun ya da pozisyonlayamıyorsun. Oradaki o açıklık biraz kişisel bir durum. Ve kapital sistemin dışına çıkmadan da olmuyor. Bir, yani burayı galiba söylemem lazım. Mesela Mustafa bunu bana diyene kadar ben böyle tuhaf bir şey yaptığımın farkında değildim. Mustafa bunu bana söyledi ama sitayişle söyledi. Ya keşke ben de yapabilsem dedi. İyi bir şey olarak söyledi. Dedim ki ben de acaba böyle bir şey niye var? Şimdi uzun sürede psikolojik bölümlerinde böyle gezince
kesin çocukluk travması, sevilme ihtiyacı, bıt bıt falan gibi bir takım açıklamalar geliştirmemiz gerekiyor. Sonra şunu düşündüm, yani bir insan ilk başta gördüğü bir kişiye neden otomatik bir etiket ataması yapar? Yani zihin niye böyle çalışır? Bir, kısa yoldur, bu iyidir. İki, insanı korur. Korur, bu bir koruma refleksidir. Güvenmediğinizde, başınıza bir şey geleceğini düşündüğünüzde varlığınızı, kendinizi, zihninizi, duygunuzu korumak için o bariyere ihtiyaç duyarsınız. Ben çok uzun süredir korkmuyorum. Yani ben sisteme güveniyorum ve bunun da en önemli kaynağı biyolojiyi anlamanın bir tık olsa nasip olmasıdır. Biyolojiyi anladım ya ben, evrimi anladım ya ben, şu kozmosun işleyişinin canlılıktaki tezahürüyle uğraşmak bana nasip oldu ya, benim herhangi bir insandan en azından düşünsel olarak zarar görmekten korkmam artık mümkün değil. Ve bu güveni çok uzun bir süreden beri içselleştirilmiş şekilde yaşadığımı fark ediyorum. Sahnelere çıkıp anlatmaya cesaret etmem bile bununla alakalı. O korku eskiden beni insanlar karşısında konuşturmuyordu bile. Ama yavaş yavaş onun nereden geldiğini araştırınca, abi biyoloji iyi ya. Vallahi onu iyi anlamak lazım. Hikayelerin zemini, evet. Hakikaten çok, çok önemli. Çok önemli. Mikrofon var mı? El kaldırıyorsun ama biz ne diyoruz, sonra mikrofon yok. Yok, ne yapayım? Bak orada şey var. Ali Kemal, Ali Kemal bize ta Edirne'den mi, Tekirdağ'dan mı? Merhaba. Tekirdağ'dan hocam. Tekirdağ'dan ziyarete gelmiş. Neredeyse Açık Bey'in, Sinan Canan'la NTV'deki Açık Bey'in programına benim kadar katıldınız. Evet, Nurten Hanım'la. Ekip burada, evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. İkiniz de hoş geldiniz. Biz de size hoş geldik. Hem sizi hem buradaki tüm dinleyicileri ve bizi daha sonra dinleyecek tüm Açık Beyincileri selamla, sevgiyle selamlıyorum. Bana hep aynı şey oluyor. Galiba benim rutinim de, vasatım da bu. Sizi dinlerken sürekli tabii beyin daha fazla açıldığı için hep böyle yine ham fikirler. Biraz önce sevgili Mustafa Hoca'nın işte ya girme Sinan bu konulara, biyolojiden devam edelim. 3 yıl önceki mevzular vardı ya. Onu hem ne kadar iyi ettiğini hem de aynı zamanda galiba şansımızın da ne kadar yaver gittiğini şimdi biraz daha algılayabiliyorum. Konjonktürün de burada etkisi olabilir. Ya hepimiz belli bir altyapıyla geldik. Türkiye'deyiz ve doğduğumuz aileler, inanç altyapısı hepimizin malumu. Zaten onlar kodlara işlenmiş. Ama özellikle ya ben de 50 yaşındayım. Son 15-20 yıla bakınca bir videoda başka bir gazeteci, YouTuber bu örneği vermişti. Ondan çalıyorum, hakkını teslim edeyim. Ne Gültekin'de. Gelir aklıma. Şey demişti, ekmeğin üzerine böyle bir avuç tereyağı koyun, verin birisine, bir iki lokma aldıktan sonra midesi bulanacak. Ama ekmeğin üzerine şöyle ince hafif bir tereyağı tadından yenmez. Bir de özellikle son yıllarda ülkemizde sürekli böyle ekmeğin üzerinde oh böyle tereyağı, ye bunu, ye bunu, ye bunu. İnsanların içi dışına çıktı. Ama çok iyi benzetme. Zaten siz... Ya acıkmışım ya. Ya siz istediğiniz kadar biyolojiden, ilimden, ondan bundan gidiyorsunuz ama biz o kokuyu, rahiyeyi zaten alttan alıyoruz. Ha bak buraya gönderme, buraya. Çok tatlı oluyor. Tadından da yenmez oluyor. Az önce konuşan mayı örneğini veren hanımefendinin söylediği gibi. Biz var Çiğdem. Çiğdem Hanım'ın söylediği gibi biz farkında olmadan aslında evet çok güzel mayalanıyoruz. Biz de bazen oturup düşünüyoruz. Ne dinliyoruz bu adamları bu kadar gece gündüz ama demek ki bunun bir sebebi var işte. İçimize iyi geliyor, zihnimize iyi geliyor. Ekmeğin üzerindeki böyle lop lop tereyağı yok da hafif böyle bir sürülmüş. Ağzınıza sağlık. İyi ki varsınız. Seviyoruz sizi. Bana gidince tereyağı ben de süreceğim. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık tekrardan. İsim? Faris hocam. Faris. Evet, akademi öğrencilerinizden benim hocam. Seni hatırlıyorum. Evet. Evet. Çünkü dün sonlanan bir eğitimimiz vardı evet. Hocam. Dersten size az. Çok selam hoş getirdim. Hocam ben de arkadaşların anlattığı gibi çok uzun yıllardır kulaklıkla sizi dinleyenlerden biriyim. Ben sabahları yürüyüş yapmıyorum ama... Daha yaşarken daha önce... sonra yaparsın sabah yürüyüşü. Yani maaşlı bir yerde çalışırken sizi dinleyerek hocam son 3 yıldır kendi işini yapan birine dönüştüm. Şu an halim vaktim gayet yerinde. Çok teşekkür ederim. Belinize sağlık. Mustafa Hoca'yı da sizi de hocam çok yakından takip ediyorum. Valla böyle bir fayda gerçekten böyle aynı şeyi söyleyecektim. Millet bayağı iş kurmuş ya. Yüzde toplayalım abi. İyi. Hocam yani böyle bir bulduğun üzerine daha çok gitmek de anlamlı olabilir. Çünkü yani sistemin gidişatı da bu yöne doğru. Tabii. Yani bu pozitif bir destekleme. Aslında riskli bir alan değil. Girdiğinizde daha çok fark edeceksiniz. Şeyde çok güzelmiş ikinci defada karşılaşıyor olmak.
Zaten dijital pazarlamayla uğraşıyorum hocam. Mustafa Hoca'nın mesleğine biraz daha yakın. Şu an sizden aldığım öğretiler doğrultusunda, yani belli bir yerde başarılı olduysan sabit kalma, yeni bir şey yapmaya devam et, İçerik üretmeye başladım. Yalnız hocam şunu merak ediyorum. Yani yapabildiğim maksimum şey şu anda bu. Yani reklam çık, içerik üret, bazen kitap oku, yürüyüş yap vesaire. Size bakıyorum hocam. Bu aralar biraz daha yakından takip edebiliyorum sizi. İşte dün yurt dışındaydınız. Geçen hafta bize 2 saat boyunca ders anlattınız. Bugün buradasınız. Albümünüz çıktı. İçerik üretmeye devam ediyorsunuz. Hocam Allah için daha bu enerji nereden geliyor? Yani bunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunun arkasındaki kimya nedir tam olarak? Bunu merak ediyorum. Ben hiçbir şey sağlamıyorum arkadaşlar. Böyle şeyler sağlanmaz. Yani sağlansa zaten sağlandığı belli olur. Yani birileri bunu yapıyor, üretiyorsa. Ben de böyle çalışıyor. Benim normalim böyle. Bunu yapmadığım zaman hastalanıyorum. Bunu her zaman da yapamıyorum. Yani bazen oluyor. Bak yaş 51, yeni albüm çıkmaya başladı. Yani ben üniversitede müzik yapıyordum. 51 yaşında nasip oldu böyle bir şey. Bazı şeylerin zamanı bazı zamanlarda geliyor. O zamana kadar mucizeyi yaratan şey hep arkada görünmeyen istikrar oluyor. Arkada mucize yaratan şey istikrardır. İstikrarın kendisi mucizedir. Bunu hanımdan öğrendiğim bir laf, çok sık kullanırım. İstikrarla devam ederseniz o gün geliyor. Ama senin söylediğin cümlede bence en anahtar kelime şu anda diye bir ifade kullandın. Ben şu anda bunu yapabiliyorum. Harika. Demek ki şu anda bunu yapman gerekiyor. Ama bu devam ettikten sonra bir başka anda başka bir şey olacak. Sonra da biri gelip sana diyecek ki, ya Faris abi, Faris hoca nasıl yapıyor bu kadar şeyi? Ama onun zamanı geldiği zaman olacak. Şu anda hiç kimseye benim yaptığım işleri aynıyla yapmayı tavsiye etmiyorum. Hastanelerde yoğun bakım üniteleri dolar, hiç gerek yok. Bu böyle olması gerektiği için bende öyle oluyor. Hiçbirisine de işte arkadaşlar şahit, ne bir yorgunluk, ne bir koşturma, hiç öyle bir şeyle yetişmiyorum. Stüdyoda geçen gün 4,5 saat tepindik mesela. Bacağımın kırık olduğunu unuttum ben motor kazasından sonra. Bayağı bir ağrı sancı çektim ama onun dışında hiçbir yorgunluk bile yok. Yani çünkü o anda onun olması gerekiyor. Öyle bir şey. Hazır olduğunuz zaman olsun. O yüzden acele etmeyin. Şu anda sen memnun isen yol doğru bana sorarsın. Hocam şu anda bayağı memnunum özellikle şu anda. Mesela ben senin yaşına hiç bu kadar memnun değilim. Sen avantajlısın bir kere. Gıcık oldum sana şu anda. Ben bu yaşta kıvranıyordum ya. Ne yapacağım diye. Sağ ol hocam. Beyninize sağ olun. Ayağına sağ ol. Herkese merhaba öncelikle. Benim ismim Yusuf. Hoş geldiniz. Psikoloji bölümünde okuyorum. Size sorum olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam bir konuşmanızda bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülüklerden biri şikayet etmesidir demiştiniz. Evet. Çevremde de bu tarzda insanlar bolca var. Ve kendini istemeden de olumsuzluğa sürükleyen insanlar da var ki ben de bazen bu durumu yaşıyorum. Bu sebeplerden dolayı da insanlar tam anlamıyla potansiyellerini kullanamıyor. Bazen farkına varıyorlar, bazen de farkına varmıyorlar bu durumu. İnsanın bilinçaltını bir nebze de olsa kontrol ederek, bilinçaltının gücünü fark ederek başarılara ulaşması mümkün tabii ki. Bunun için de insanlara ne tavsiye edersiniz diyecektim. Çok genel bir soru ama. Of, bu konuda evet. Sağlam bir külliyatı var ama zaten. Yani. Zaten yazıp çiziyoruz ama bu gerçekten, yani şöyle söyleyeyim, aslında herkesin bildiği ama kültürel, inançsal ve alışkanlıklara bağlı tekrarlarımız nedeniyle çok örselenmiş bir beceri. Yani aslında kendin olabilme hikayesinden bahsediyorsun sen. Bunun için uzun konuşmamız lazım. Yakında o konuda bir hikaye başlıyor bizim Açık Beyin'de. Biz ona kod adı olarak tövbe diyoruz. Böyle bir tövbe edip, yani başka bir... Aslında bu yani bir seferde olan bir şey değil. Hayat boyu sürekli yapmamız gereken bir şey. Mustafa benim en az bir iki tövbeme şahittir. Yani ben de onunkilere şahitim bu arada. İnsanın sıklıkla update, yazılım güncellemesi gibi bir şey yapması gerekiyor bunun için. Etraf bizi çok fazla belirliyor. Bize olması gerekeni çok hızlı unutturuyor. Çünkü herkesin yaptığı şeyi sürü canlısı tarafımız bir gereklilik olarak algılıyor. Herkes yaptığı için ben de öyle yapacağım diye düşünüyoruz. Ama böyle toplulukların, sizden, bizden, buradan bahsediyorum, en önemli avantajı sizi özel bir fanusta tutuyor. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlar var ya, anlatılır hani Asır suresinde, onun gibi.
birbirimize sürekli olumlu olan şeyleri hatırlattığımız meclislere ihtiyacımız var. Oralarda ne kadar çok vakit geçirirsek bu sorular cevaptan ziyade aksiyona dönüşecek. Yoksa tek tek Anthony Robbins o aynı şeyi anlatıyor. Etkili insanların yedi alışkanlığına bak, Covey aynı şeyi anlatıyor. Herkes aynı şeyi anlatıyor aslında. Ama hayatta hatırlatıcılar olmadan insanın tekil olarak bunu gerçekleştirmesi zor. Çok ciddi bir nefis mücadelesi, benlik savaşı, kolay değil. İşte biz saçları değirmende dökmedik yani. Geç bulduk birbirimizi, anlatabiliyor muyum? Böyle toplayın, etrafınızda sizin gibi insanları toplayın. Sohbetle güçlendirin. Sohbet bir nevi onun yakıtı gibi. Sonra yapabildiğinizi göreceksiniz. Bak ben dünyanın hani en iradesiz %10'unda yer alıyor olabilirim. İrade konusunda imtihanlarım çok zayıf. Ama kendimi hep irademi kullanmak zorunda olacağım ortamlara sokarım ki o zayıf tarafı etrafım tarafından desteklensin. Ben şimdi alemci arkadaşlarla takılmayı bilmiyor muyum? Yok mu? Dolu var. Ne mekanlar biliyorlar var ya, sabahlar olmasın. Ama konu o değil. Bir tarafım onu istiyor ama faydası olmadığını biliyor. Ha, Mustafa da az eğlenceli değildir. Bizim ekip de hakeza. Ha, bak Ali orada. Onun stüdyoda mesela o kadar eğlence, iyi güzel, hoş var ama biz başka bir iş için birlikteyiz. Mesela bu adam işi gücü bırakıyor. Bu arada Ali neredeyse bu işi Ali zorladı. Ya böyle bir şey yapalım dedi bu adam. İşi gücü değil bunun. Yani stüdyosu var şu anda çatır çatır. YouTube videosu falan çekiyor olması lazım. Ama hayır, bunu yapmak istiyor. Çünkü bizim başka bir hikayemiz var. O da yani benim kara kaşıma, kara gözüme ya da Mustafa'nın gür saçlarına değil. Buradaki muhabbet, dostluk bir şeyle ilgili muhtemelen bir şey hissediyor. Şimdi bana bakıyor, yok aslında öyle değil falan gibi. Bence öyle. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman sorunlar çözülecek. Bizim Açık Bey'in böyle bir oluşum. Siz de zaten oraya dahilsiniz. Bu kadar süre akıllı adam can canını izlemez. Yani siz de böyle bir sorun olduğu için oradasınız. Takipleşelim. Yarın bir gün böyle bir salonda, bir kırda, bayırda, online bir eğitimde, bir yerde zaten hep bunları konuşuyor olacağız. Birbirimizi hatırlatalım yani, yapacağımız şey yok. Tek bir algoritması yok. Ekten bir şey de söyleyeyim sohbet ederken aklıma gelen. Az önce de kelime olarak, kavram olarak geçti ama yeterince altını çizemediğimizi düşünüyorum. Şu duygusal dayanıklılık mevzusu. Evet. Ya önümüzdeki dönemde o milyonlarca insanla aynı arenada, sosyal mecralarda birbirimizi görmenin karşılığında bizim için en tutarlı kavramlardan bir tanesi bu. Duygusal dayanıklılığını koruyabilmek. O da insan-insan ilişkisiyle pozisyonlanıyor. Yani insanlardan fanuslar yaratmanız gerekiyor. Sizin kim olduğunuzu hatırlamanız için. Yani bazı insanlar sizin fanusunuzdur. Camdan sizi koruyan bir alan oluşturur. O insanlarla zihnini, duygusal dayanıklılığını, ahlakla alakalı sorgularını, sınırlarını o insanlarla ölçüp buluyorsun ya da biliyorsun. Eğer o dünyanın genel akışının hengamesinin içerisine girdiğinizde herkes senin şeyindir o. Cidarlarınızı sonuna kadar zorlar arkadaşlar. Hiç işin mevzunun nereyle tamamlanacağı belli olmaz yani arka tarafta. Bu arada Maltepe Üniversitesi'ne özel olarak bir teklifim, tavsiyem var. Bir gün üniversiteyi kapatıp bütün arkadaşları getirin buraya, genç arkadaşları. Mustafa Can'ı getirin. Şu A dünyasında değişen değerleri bir anlatsın. Bak bu devrin en önemli bilgisi. Ya dün mahallede ne yapacağımızı hepimiz biliyorduk ama bugün bu dijital dünyada vallahi ben öğreniyorum yani şu anda. Ben de bilmiyorum. Çünkü ben çok kısıtlı bir çevrede eski yöntemlerle yaşayan, yaşlanmakta olan bir akademisyenim. Ama yeni dünyanın yeni değerleri konusunda bir şeyler biriktiriliyor burada ve bunlar çok önemli olacak. O becerileri yeni ortamdaki imkanlarla nasıl diri tutacağız ve geliştireceğizin cevabı biraz orada. Bence salonu görünce gaza geldim. Böyle bir şey yapılır abi. Yapalım. Vallahi kulüpler var. Kulüpleri kaldırsın. Nerede? Sosyoloji kulübü. Rock'n'roll işte. Tamam, kime gideceğimiz belli oldu. Sosyoloji kulübü yapıyor aktiviteyi. İki dakikada bağlar. Hadi son sorularımı alalım. Tabii, bir dakika, bize ayrılan süre tabii ki. Sonuna geliyoruz. Evet, bir şey. Kimde mikrofon? Şunu sormak istiyorum. Ya kusur aynalardaysa? Ya ben de kusurlu olabilirim. Tamam, vardır. Aynalarda da kusur olabilir. Burada da bu ne kadarı benim kusurumdur, ne kadarı aynaların kusurudur? Şöyle oluyor ya. Bunu nasıl ayırt edebilirim?
bizim kendimizi kim olduğumuzu, hangi 5-6 kişiyle o haftayı kimle geçirdiğimiz, hangi kişilerle geçirdiğimiz belirliyor ya. Yani zihinsel yapılanmamızı kimlerle masada vakit geçirdiğimizde tarif ediyor. Çok haklı bir soru ve doğru bir soru. Yani biz de bir başkasının aynası olarak ona doğru bir görüntüyü veremiyor olabiliriz. Ya da bizim doğru görüntümüzü de doğru kişiden göremiyor olabiliriz. Bu biraz kendimizi oralarda arayarak, bularak, merak ederek, sorgulayarak ilerleyen bir süreç. Yani bildiğim sadece tek bir şey var. Yani korku ya da kötülük sadece ve sadece kaygı ve endişeyle oluşuyor. Yani ve kesinlikle dışarıda bir yerde değil, bizde. Bu yani en kritik başlıklarından bir tanesi. Yani dışarıdakiyle ilgili değil, bizdekiyle ilgili. Bilimsel yöntemi de ben tavsiye edebilirim. Aynaların sayısını arttırın. Ortalamasını alın. Çıldırırız o zaman hocam. O kadar yo, çok aynanın içerisinde. Niye bak mesela ben sadece Mustafa'nın dediğine kalsam. Oho. Kafayı yani kazıtmam lazım. Mesela Mustafa bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, o bir şey diyor, o bir şey diyor. En son geliyor, Seda bir şey diyor, tamam diyorum, o doğru. Yani böyle bir ortalamasını alıyoruz. Kimin en akıllıca söylediğini zaten bir kişiye kalırsak işte ona tapınıyoruz ya. Tapınmaya dönüşüyor. Bir de bu arada ne söylediğinden öte sen onda nasıl görünüyorsunla ilgili bir şey. Yani sen kendini nasıl hissediyorsun? Şimdi ben Sinan'la beraber her sohbet yaptığımda kendimi gayet çok özgüvenli, dinç, hatta birçok seferinde de hani yeni bir şeyle alakalı konuştuysak da çok keşifçi falan yani öyle hissederek çıkıyorum. Ben Sinan'da böyle görünen bir aynanın karşılığındayım. Bana gaz veriyor da olabilir ara sıra bilmem. Yiyor gazı ama yani. Başkalarıyla görüşmüyor artık. Evde böyle oturuyor. Can Canan dışında hiç kımıldamıyor. Ama mesela başka bir insanla başka bir yerde gördüğünde yetersiz, işte ne bileyim yani hani söylediği sözlerin o kadar da değerli olmadığını düşündürten bir ayna da görebiliyorsun, fark edebiliyorsun. Bunları ayırt etmek gerekiyor. Bunları işlerleyin. Bunun tersini de ben birine gerçekten bu faydayı verebiliyor muyum? Bu görüntüyü organize edebiliyor muyum da kurmak. Etkili olabilir mi? Yani siz bir empatsanız herkese baktığınızda kusurlar görebilirken bir narsistken herkese baktığınızda kendinizi muazzam da görebilirsiniz gibi düşünüyorum evet. Ama ne kadar doğrudur bilemiyorum. Adı da o zaten işte. Kim demişti? Narsistinle ilgili süper bir şey söyledi birisi. Hastalık sendedir ama belirtileri karşıdadır diye. Süper değil mi? Bir dizide mi ne vardı? Çok hoşuma gitti bu tabir. Yani o zaten hayatın bir parçası. Son soruyu mu alıyoruz? Evet. Bak şimdi eller kalkmaya başladı. Ama kimde mikrofon varsa o belirleyecek. İşte mikrofon burada. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Önce Can ve sonra Canan. Şimdi soruyorsunuz ya, niçin 5 yıldır bu kadar insan bizi izliyor diye acaba? Aslında önce Can ve sonra Canan, insanlar önce Canan'ı kendi, sonra Canan'ı kendilerinde buldukları için bu birincisi. Güzel. İkincisi, o egoyu yan tarafa bıraktığınız zaman, çünkü biz toplum olarak egoyu bırakmayı bilmiyoruz. Sürekli tartışmayı biliyoruz biz, sohbet etmesini bilmiyoruz. Çünkü egoyu bırakmıyoruz. Egoyu bıraktığımız zaman sohbete dönüşüyor. Sohbete dönüştüğü zaman da katlayarak, çoğalarak hoş sohbete dönüşüyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Herkese bunu öğretmeye çalıştığınız için en azından. Estağfurullah. Elinizden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son soru sizde efendim. Buyurun. Abi ben Emel, İngilizce öğretmeniyim. Evet. Z kuşağıyla aktif olarak her gün çalışıyorum ve kendimi bu yönde çok geliştirmeye çalışıyorum. Bana çok şey kattığını düşünüyorum ama öncesinde 3 yıl önce hocam sert bir andan sonra bana bir gülme gelmeye başladı. O günden beri gülüyorum. Bir ergenlik çöktü üstüme ondan sonra. Asla üstümden atamadım. Aydınlanma gelmiş diyelim. Falan evet ve o noktadan sonra uzun bir süre kafayı yediğimi, delirdiğimi falan düşündüm ve sizin programınıza bir gün denk geldim ve delirmediğimi anladım. Bu noktada... Hani bende bir sıkıntı olabilir bak. Deli lafı çok geçti bugün. Bir görünelim bence. Ondan sonrasında dedim bu bir tesadüf olamaz. Sizi takip etmeye devam ettim. Sonra bir gün Mustafa Bey'le programımıza denk geldim. Dedim ben yalnız değildim. Yani benim normal hayat içerisinde, bu dünyadaki illüzyon içerisinde eve gelip kendimi evde hissettiğim tek program yani sizi izlediğim zaman oluyor.
Ya tamam diyorum, yok değil, değilmişim ben, ha normalmişim falan dediğim yerler. Yani sizin anlattığınız her kavram ya, veyahut da değindiğiniz ve bir de dediğiniz gibi çok güzel konuşuyorsunuz. Yani ben şey bekliyorum, herhalde lafını keser şimdi, araya girer. Yani çünkü gündelik yaşantımız da bu, hep böyle çünkü. Kimse kimseyi dinlemiyor. Tahammülü yok, zamanı yok ya da herkes çok şey bildiğini zaten zannediyor. Hani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Siz böyle konuşurken ben bundan da çok feyiz alıyorum. Ve diyorum Allah'ım nereden bulabilirim? Ben de gerçekten böyle sohbet edecek. Yani işte o yüzden her sıkıştığımda, her bunaldığımda sizi izleyip normale dönüyorum. Ha diyorum hayat normal akıyormuş, biz okeyiz. O yüzden size canlı gönülden çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ailecek izliyoruz bu arada. Annem de buradan sürekli bana sizin videolarınızı atıyor. Bak Sinan Bey ne anlatıyor. Bak şey oldu. Ben ona anlatıyorum. Yani sizi gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Yani şöyle bir dönemde, böyle bir dünyada bize nefes oluyorsunuz. Gerçekten canı yürekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizin güzel bakışınız. Çok çok teşekkür ediyoruz.